Atom spektrumlarından bahsedelim arkadaşlar. Bir dalga boyundan diğerine geçişin sürekli olduğu spektrumlara sürekli spektrum denir. Beyaz ışığın prizmadan geçirilmesiyle elde edilen spektrum sürekli spektrumdur. Bakınız, bir dalga boyundan diğerine geçişin sürekli olduğu spektrum sürekli spektrumdur. Beyaz ışık görünür bölgedeki bütün dalga boylarındaki ışınlarda oluşur. Prizmadan geçirilirse renkleri ayrılır. Prizmadaki ayrılmanın sebebi ise dalga boyları farklı olan ışınların kırılma açılarının farklılığından kaynaklanır. Sürekli spektrum verebilecek beyaz ışık helyum gazından geçirildikten sonra prizmada kırılırsa oluşan spektrumda belirli frekanslarda siyah çizgiler görülür. Bu çizgilerin yeri ve sayısı ışığın içinden geçtiği maddenin cinsine bağlıdır. Bu spektrumlar madde için karakteristiktir. Yani ayırt edici özelliktir. Elementler gaz veya buhar halinde gerekli yüksek sıcaklığa kadar ısıtılırsa bir ışımA oluşur. Bu ışımA prizmadan geçirilirse kesikli çizgi yani kesikli spektrum elde edilir. Şimdi arkadaşlarım burada da yine çizgi spektrumunun şeklini görüyoruz. Hidrojenin görünür bölge, kesikli çizgi spektrumunu görüyoruz. Elementler hangi dalga boyunda ışıma yayıyor ise o dalga boyundaki ışımaları soğurabilirler. Her element atomunun kendine özgü bir yayılma yani emisyon spektrumu olduğu gibi bir soğurma absorpsiyon spektrumu da vardır. Hidrojen bulunan gaz boşalma tüpünden beyaz ışık geçirilirse kesiksi spektrum üzerinde siyah çizgiler oluşur. Bu siyah çizgilerin dalga boyları gazın yayılma spektrumundaki dalga boylarına karşılık gelir. Bu şekilde hidrojenin soğurma yani absorpsiyon spektrumu elde edilir. Yine arkadaşlarım burada da soğurma spektrumunu görüyoruz. Hidrojen atomunun spektrum çizgilerine denk gelen ışınların dalga boylarını bulmak için Rydberg eşitliği kullanılır. Bu eşitlik hidrojen dışındaki atomların spektrum ışınlarının dalga boylarını belirlemek için kullanılmaz arkadaşlarım. Sadece hidrojen için kullanılıyor. 1 bölü lambda r 1 bölü 2'nin karesi eksi 1 bölü n kare eşitliğini kullanıyorum ve n 2'den büyük olmak durumunda. Rydberg sabiti 1,0976 çarpı 10 üzeri üzeri 7, 1 bölü metredir.